Babası mı vermişti başka bir yere? Kendisi de istemişti. Biz de vermiştik. İşte düğün olacaktı. O anda kaçtığı için ona biraz kızdık, tepki gösterdik. Ama gönül bu anne. Yoksa her şeyi Allah'ın kınası, gönül kısmete. Anacığım bu. Gönül. Gönül evet. Bu. Sevmiş. Evet. Bir de 15 sene geçmiş artık üzerinden. Evet, bayağı yani, da bir zaman geçti. Yazık günah. Geçen yıllara yazık günah değil mi? Siz hiç özleyemiyor musunuz kızınızı? Özlenmez mi evlat? Tabii ki özlüyoruz. Sarılıp koklamak tabii istemez özlüyoruz, misiniz? Tabii her anne ister. Çoluğuyla çocuğuyla bir arada olmasını. Ben sormadım kızınıza da, torun var mı? Var. İnsan torununu var. Özlemez mi? Bir torunumuz var. Görmek istemez mi? Koklamak istemez mi? Evet. İsteriz tabii. İsteriz de işte bu zamana kadar olmadı. Yani siz de gelmişsiniz buralara kadar. Yorulmuşsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Peki bir şartınız var mı? Hani ben gerçi eşinizle de konuşacağım ama. Şartımız eşimin ikna olması. Başka da bir ne şartımız olsun? Ya ne bileyim canım, hani zamanda yapamamışlardır, içinizde ukde kalmıştır, yok, bileziktir. Yok yok yok, öyle bir şey yok. Öyle herkes kendi gücünce her şeyi yapmıştır. Şoray öyle Bey, bir şartımız yok. Altın, inci, takı yapmaktan imtina ettiler kardeşim. Onlara ben çok algınım, öyle bildiğin gibi değil. Altın, inci, bir takısı olur bu şeyin şekli, şemali olur. Gelirler araya bir aracı koymak suretiyle insan bir yaklaşım sağlar. Kaçtı diye oldu bitti getir, oldu bittiye getirmek istiyorlar. Onun için canım çok sıkkın onlara. Şimdi bir bakar mısınız? Bırakın bir işinizi. Bir saniye bir ara verin. Beraber belli ederiz. Ya canımı sıkan olay olduğu için. Yok, sıkılmayın. 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 Şimdi o sizin evladınız. Bir de torun var. Torununuz evet, var. Evet, varmış. Yani insan hiç merak etmiyor musunuz torununuzu? Yani yüreğiniz hiç sızlamaz mı hani? İnsanın kendi torunu. Hatta şey derler. Torun evlattan daha tatlı derler. Ya benim öteki çocuklarımın çocukları var. Onlar da ben gideririm o şeyi. Beş parmağın beşi bir değil de insan evlatlarını ayıramaz ki. Ya bunlar beni ayırdılar kardeşim. Benim canım karıştı bana. Salim adacı olsun, o kadar şey yapmaya karıştı gerek yok. Ya. Çok dolgunum Şoray Bey, çok. Salim abi. Salim abi bak. 15 sene geçmiş artık ya. 15 sene geçti tabii. 15 sene. Ömür ya. Belki saçlarında bu aklar bile yoktu 15 sene önce. Tabii ki onun yüzünden oldu bu aklar. Ya olan olmuş. O aklar onun yüzünden. Bir gecede oldu. Bir gecede. Olmuş da ölmüşe çare yok. Salim abi. Gel şu işe he de. Yenge Hanım sıcak bakıyor eşiniz. Sadece diyor beyimi ikna etmek kalıyor geriye diyor. Bak ta nerelerden kalktık geldik. Gel sen kırma hatırımızı. Şoray Bey sen iyi has geldin. Başımın üstüne yerim var. Fakat bu konuda bana ısrar etme. Ne olur arkadaş ya. Çok dolgunum. Çok alıngınım arkadaş. Ya bir gelsinler elini öpsünler. Sakın ha. Yok abi. Benim olduğum yere görmek istemiyorum onları. Salim abi. Tamam sen içeride ol. Annesinin elini öpsünler. İçinden gelirse sen de senin de elini öperler. Sen bir müsaade et eve gelsin. Sen mi kurdun yoksa bu tezgahı hanım? Yok yok yok. Yenge Hanım'la alakası yok. Hanım bu tezgah. Hayır hayır, temin ederim sizi. Sizi temin ederim, yenge hanımla uzaktan yakından ilgisi yok. Ömrü hayatımda ilk defa görüyorum yenge hanımı. Vallahi de billahi de. Vallahi de sen... billahi de. Yenge hanımı ömrü hayatımda ilk defa görüyorum. Yenge hanımla bir alakası yok ama ana yüreği. Babaların yüreği de yufkadır. Dıştan sert görünürler ama. Ya Şoray Bey. Abim mi bakın, abim ne diyor bakın. Abim, ben abim baktım şimdi. Yakınınızda mı abi buralarda? Abim burada. Tamam ben bir abiniz yakınmış. İsmi nedir abinizin? Halep. Salim. Tamam. Salih abi. Aleyküm selam. Salih abicim nasılsınız? Hoş gördük. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bir bakayım dedim, bir kalabalık vardı. Biz birader oluyor galiba Salih. Ha kardeşim abi. Evet. Kardeşinizle konuşuyorduk. Sizin yeğeniniz evet. Merve Hanım biliyorsunuz. Evet. Başka birine nişanlıymış. Evet. Mevzuyu biliyorsunuz. Ha, biliyorum. Merve Hanım'ın annesi açıkçası yumuşamış. Artık evlat hasreti yüreğini dağılmış herhalde. Bir de torun var biliyorsunuz sizin. Tabii. Yeğeninizin çocuğu olmuş. Annesi sıcak bakıyor da sizin kardeşiniz inadını kıramadık açıkçası. Annesi sıcak bakar zaten, o da kaçtı geldi biliyor musun? Vallahi onu da söyledik ama kardeşiniz onu kabul etmiyor. Emsal göstereceksin onu diyor ama. Şimdi ben... Benim babamla on kardeş. Babamın dediği gibi olurdu. Eğer babamın sülalesinde babamın oğluysa o da benim dediğimi yapmak mecburiyetinde. Yani siz bu işi çözebilecek misiniz? Ben çözeceğim bu işi. Ve çözülmesi gerekli. Dedi abim dedi. Topu size attı işine. Tamam ben bu işi çözerim. Sevenden başka güzel olmaz tabii. 15 sene geçmiş dayı. Tabii.
Çoluk çocuğa karışmışlar artık. Yazık, günah değil. Siz Allah razı olsun. Siz geldiniz bu konuya, vakıf oldunuz. Siz görüyorsunuz. Siz daha önce aracınız etmediniz mi? Etmesek de bile pek tesir olmadan bu sizin tesir gelmenizle inşallah bu konu çözülecek. Hadi ailesi bakın, buyurun. Bu işlerin hepsi Allah'ın emri, darın yasıdır. Bu şarkı artık sen babamı biliyorsun. Bizim bir sülalede babam tek ne derdi? Dediği olurdu, büyüktü. Evvel Allah, sonra da ben sizin büyüğünüzüm. Bu çocukları yaptı bir hafta. Yapılsın. Yuva kurmakta sevap vardı birader. Hiç. Ay, bana cevap verirsen seni de mi olur satın, cevap istiyorum. Satın al, seni de mi satın aldılar abi? Hayır, estağfurullah. Hayır, estağfurullah ya. Salim Bey. Bak birader, dinle bak. Yani kırma kimseyi. Şu ağacın dalını kırdın mı yaprak solar gider ve bir daha onun hayatı olmaz. Ben geldim bak, 61 yaşındayım. Sana rica ediyorum. Şoray Bey'in hatırı için. Bunların hatırı için. Bak hanımın da bu işe gönüllü. Ne yapalım, Allah'ın emri. Ben de kaçırdım aldım. Ya, bak, hanım zaten ama olduğu zamandan beri mır mır eder o konuda. Siz barışın edin de beni lütfen karıştırmayın işin içeri. Beni karıştırmayın işin içeri. O zaten olduğu bir zamandan beri dönüyordu. Tamam hadi muradına er, hadi git tamam. Hayır, yok olmaz. Ha, bence bu sakıncası yok. Önce kardeşim bak. Sen gideceksin. Bu işi bu halledeceğiz. Bak barışırsam bütün bu bahçeyi damada belletirsin. Ben onlardan hayır beklemiyorum kardeşim. Ben onlardan hayır beklemiyorum ya. Ben damadı falan tamam barışmış oldum. Gözümü görmesin. Gelsinler bir onları öpmesin, gözüm görmesin. Salim abicim, kızınız bir elinizi öpsün. Damadınız bir elinizi öpsün. Hadi deyin ya. Kızım elimi öpsün. Yapmayın ya. Ya ben unuttum artık onu ya. Bir daha de deşmeyin benim içimi. Salim. Gel. Gel. Şu. Hiç beni kırmayacaksın bak. Bu işi Şoray Bey'in hatırına, benim hatırıma, anlıyor musun? Bavut torununun hatırına, bu iş olmuş bitmiş. Var mı bunun gerisi? Hadi evet çıkalım. Yenge, sen bir çay demle. Siz bir çıkın eve, bir elinizi yüzünüzü yıkayın. Sen de geç dayı. Ben damatla kızı alıp geliyorum. Heyecanlısınız tabii. Şoray abi, ben çok korkuyorum. Baban çok kızar. 15 senedir göndermediğimiz kimse bırakmadı. Çocuk kaç yaşında? 14 yaşında. Ya ne bebekliğini gördü ne bir şey değil mi? Hiçbir şeysini görmedi. Görmek de istemiyor. Sanmıyorum beni şimdi kabul edeceğini, götürüyorsunuz ama. Amcanız da devreye girdi. Amcam ikna edebildi mi peki? Amcanız dedi ki evvelallah sonra ben sizin büyüğünüzüm dedi. Benim sözümden çıkmayın dedi. İstanbul'dan gelmişler dedi Şoray Beyler. Hatırını kırmayın dedi. Babanız söylene söylene gittikten sonra. Yani olabildiği kadar yumuşattık. Bundan sonrası nasip artık, kısmet. İnşallah Şoray abi. Vallahi tek umudumuz sizsiniz artık. 15 sene oldu bilmiyorum artık. Daha yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Annenize söylemediniz mi? Telefonla konuşuyormuşsunuz. Anneciğim ben çok mutluyum, beni merak etmeyin. Söyledim ama babama bunu anlatmak mümkün değil. Sizin anneniz babanız yüreğiniz yanıyordur da en çok içi ezilen... Tabii ki Mehmet Bey'dir. Yani şimdi burada çünkü sonuçta hanımlarımız önce Allah'ın sonra ailelerinin bize emaneti. Evet, muhakkak. Sizin kayınvalideniz, kayınpederiniz sağ ama 15 senedir görüşmüyorsunuz. Yani şimdi biraz da onların ezikliğini ailemde biz de yaşadığımız için eşim özellikle devamlı bu işte anne hasreti, kendisi de çünkü neticede bir anne, babasının özlemi. Fakat karşı taraftan bir şey okeyli bir söz veya bir buluşma veya bir görüşme, barışma gibi bir teklif alamadığımız için üzülüyorlar. Evdeki özellikle eşimin durumu. Bayramlarda ne yapıyordunuz? Şuraya abi ağlıyorum duruyorum. Ne yapabilirim ki başka? Çok gitmek istedim. Beni geri döndürdüler. Kapıyı açmadılar. Hatta babam dövmek için kalkmış, amcamlar geri git kızım dedi. Şimdi olmaz dedi. Razı olmadı dedi. Ağladım evime geri döndüm. Ne yapabilirim ki başka? Oldu mu şimdi? Tamam. Oldu mu şimdi? Oldu. Tabii. Hayır, oldu mu şimdi? Baba, her şey... Böyle mi olacaktı? Baba. Hayır, böyle mi olacaktı? Nasıl olsa kaç? Aradan zaman geçtiği zaman nasıl olsa baba ana barışacak. Geride kaçmak üzere olan kızlara kötü örnek olacağız. Böyle mi olması lazımdı? Tamam oldu. Böyle mi olması lazımdı? Olay gelsin anne. Nasılsın? Biz de asayı alınca şey oluyor sesle ya. Allah kolaylık versin. Çok sağ ol. Sen sağ ol. İsim nedir? İsmim Nihayet Evden. Nihayet Hanım. Evet. Bu hanımefendi kimdir? Buyur.
Hanımefendi kim? Evet. Koyunu tutan kim efendim? Koyunu tutan da bacım, küçük bacım. Kardeşiniz. Evet. Siz abla kardeş koyun mu sağırsınız? Evet. Koyun sağıyorum. Ben her zaman sağım. Ben gelinlere sağdırım. 5 tane gelinim var. Ben böyle bir görse dişi diye. Ben sağamam. Normalde artık 5 tane gelin var. 5 gelin var. Bir de başka dışarıdan aldım 6 gelin. 6 tane gelin bir varken bir de koyun mu sağacağım diyorsunuz? Ben yani. Sağmayayım. Ben sağayım diye kardeş. Benim hizmetçim var kapıda. Ben öyle bir görse dişi ettim. Sizinki maksat şekil olsun yani. Evet. Peki siz tutunuz koyunun başını. Ben tutayım bu saatin bu beceri. Ben beceremem. Yalnız sizin de maşallahınız var. Zaten koyun sağmaya böyle gelinir tokat bileziği. Tokat bileziği değil mi efendim? Evet. Altında da Adana burmaları 3 evet. tane. Evet. Aşağı yukarı bir eski parayla 4-5 milyarı koluna takacaksın ki süt evet. gelsin. Tabii. Yoksa... Olur mu canım öyle şey? Beyiniz mi efendim takdim etti onları? Evet. Ne zaman? Beyim emekli. Emeklilik bütün ikramiyesini size... İkramiye değil. Yiyor, yemediğimizden de artırıyorum, bilezik alıyorum. Ya işi bu mu adamın yani? İşi bu, başka hiç işi yok. Emeklilik maaşını alıyor. Sen annem sağamadığın gibi koyunu tutamıyorsun da maşallah. Evet. O sağarken ben onun koyununu tutmaya da biraz tenezzül etmem, biraz şey dürüm, narin dürüm. Onun için tutmadım. Allah. Tenezzül etmiyor hanımefendi. Bir başkanın annesi olup da onun koyunun başında tutup hizmetçilik yapamam. Benim bu kardeşim mi? Yani kardeşiniz kardeşim dahi olsa yok. Bir başkan annesi olarak tenezzül evet. etmezsiniz böyle tenezzül şimdi. Tenezzül etmem, başını tutmam. 6 tane gelinin kayınvalidesi olarak hiçbir iş yapmazsınız. Yapmam. Efendim. Sadece onlar getirirse ben yerim. Ben çok tembelim. Ezelden beri mi tembellik var yoksa gelinler yok, geldikten sonra? Ezelden o suydu bu 5 tane olan bir de kızı böyle kalem gibi büyütebilir miydim? Ezelden de öyleydim. Sonradan gelinler gelince gelinlere hizmetkarlık yapmadım. Gelinleri kendime hizmetkar yaptım. Gelinler sizin hizmetkarınız. Evet. Bu mudur? Yok, başka da tuttum. Gelinlere de tuttum, kendime de hizmetçim var. Hizmetçiniz var. Evet. Gelinlerinizin koyun, de hizmetçileri koyunla, var. Gelinlere de yardım ediyorum. Koyunlarımı gelinler sağıyor. Benim evde ben hizmetçim. Kapıda da inekleri sağdırmaya hizmetçi tutuyor. Affedersiniz inek sağmaya ayrı hizmetçi, koyun sağmaya yok, ayrı koyunları hizmetçi. Koyunları gelinlerime sağdırıyorum. Bir asalet var. Bilmem asalet yahut da öyle bir kurum yapmam. Kayınvalidenize siz hizmetçilik yaptınız mı? Çok yaptım. Kayınvalidemi çok seviyordum. Halamı da teyze. Çok seviyordum. Ben ona çok hizmetçilik yaptım. Gelinler sizin kaynananızı sevdiğiniz gibi sizi seviyorlar mıdır acaba? Çok seviyorlar. Öyle derler yüzünüze. Yok yalan. Yok yalan söylemezler. Allah söyletiyor. Allah. Kurban oldum Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Gelinlere ben hizmetçiyim. Beyim hizmetçi. Kazandığımızı hep gelinlerim giyiyor. Gelinlerim diyor. Oğullarımı çok sevmiyorum, gelinlerimi çok seviyorum. Almanya'dan emekli, Tekel'den emekli, Kiye'den hep onlar gelinler yüzüme gülüyor, hep elimi yiyorlar. Evet. İdeal gelin davranışın nedir? İdeal gelin bu da kaldı burada ya. İdeal gelin davranışı şudur. Kayınvalidenin yüzüne güleceksin, elini yiyeceksin. Evet. Peki siz yiyeyim. Kendi kayınvalidenizin, halanızın yüzüne gülüp elini yediniz mi? O bir ağa hanımıydı. Kaynanam. Doğal olarak yediniz. Oradan doğru olarak yedim. Doğru. Kayınvalide A hanımıysa? A hanımıydı. Evet. Elde de yenecek materyal varsa? Evet. Yenir. Vardı. Baş altını ne vardı? Altın kemeri ne vardı? Hepsini çarpsaydım. Hepsini aldım. Oh. Öteki gelinler almadı. 9 anne çocuğunun annesiydi. Hepsini bana verdi. En uyanık gelin sizsiniz. Evet. Kendinizi sevdirdiniz. Evet. Dolayısıyla size şimdiki 6 tane gelininiz, affedersiniz, külahı ters giydiremezler. Sizin gibi tecrübeli bir geline. Evet. Sizin gibi kaynananızı soymuş soğana çevirmiş bir geline. Sen sabaha kadar Hasan'ı iyi tut. Sen sağ. Hiç. Peki efendim koca Almanya'ya gittiğinde. Evet. Kafanızda, aklınızda hiçbir şüphe uyanmadı mı? Bu gider oradan bir tane sarışın Helga'yı bulur. Markları ona yedirirse deyu. Yediremez ki. Neden efendim? Çocukları çoğuldu. Rafet Başkan ne büyü diyordum. Hemen 4 ayda bir geri geliyordu. Adam yılda bir değil 4 ayda yok, bir vallahi 4 ayda bir geri geliyordu. Çocukların sevdasına. Çocuklarının sevdasına. Çocuklarını çok seviyordu. Size ayılıp bayıldığından değil yoksa? Yok 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 benden niye ben gelemez. Allah'ım ben açık süzen mübarek elini. Yok, ne olur ellerim kirli. Ya kirli ne kirli. Boyuna sildim. Olsun istiyorsan yok. Tezekte yorum. Yorum mübarek eller. Açık sözlülük başka bir şey. Adam
annemize ayılıp bayıldığından değil, çocukları özlediği için meğer 4 ayda bir gelirmiş. Peki orada birini bulsaydı da bütün paraları o Alman kadınına yedirseydi? Gider Almanya'da onu buldu, ben getiriyordum. Nasıl yedirebilir kardeş? Yediremez. Ben köyde ilaçberlik ediyordum, çocuk büyütüyordum, koyun alıyordum. O da gidip orada helgayla orada parayı yedirtmem diyorsunuz. Yok yani. Yemezdi. Bence neydi ismi beyinizin? Sururi Erdem. Sururi. Evet. Sururi amca bir tane Helga bulsaydı bence sen Almanya'ya gider, Helga'nın Stuttgart'ta, Hamburg'da, Hannover'da ne kadar hanamamı var onları da alır çarpar gelirdin. Evet öyledir. 250 değil 8500 tane koyunun olurdu burada. Evet. Kaçmış evet. O tren. Evet. Bir tane Alman Helga'sını çarpamadın ya sen anne. Doğru. Keşke budaydı da. Doğru. Sizi zor mu aldılar? Ne zoru? Ben Allah'a yavlara yavlara vardım. Gece gündüz Allah'a yavlardım ki beni sürülü alsın diye. Duaca Leyli Kadir gecesi dediler. Sabaha da namaz kıldım Allah'a yavlardım ki beni o ağa olasın. Beni sürülüye nasip eyle. Evet. Ha, Cenab-ı evet. Hazretleri. Sebep? Allah biliyor. Ben oraya vardım. Oraya varınca... Affedersiniz, Sürür Bey'i seviyordun muydunuz yoksa parası için? Yok, sevmiyordum. Ben öyle sevmeyebiliyordum. 14 yaşında bir eksüveteydim daha. Halamıdı, yani o teyzemiydi. Eve vardım, benim yaşımda kızı var. Dedi ki, şu dedi, çatıyı bir toplar mısınız dedi. Çıktık topluyor. Ne demek? Çatıyı topluyor. Oradan daha sürülü mürülü aklımda yok. Bir baktım ki ayakkabılar dolu hanım ayakkabıları. Onların da İstanbul'dan kaymahamın kızı yollamış. Kaymahamları var biliyor musun amicemiz? Oradan baktım Allah'ım bu ayakkabılar bunlar zengin beni buraya yazdırdım. Ben bu ayakkabıları çıktım. Giymek gününde bana için. Nasip olur mu acaba? Dediniz. Evet. Kadir gecesi Rabbinize dua ettiniz. Allah'a ve Sururi amca sizi istedi. Bir de şeye vardım öteki oduya vardım. Kepek dolu. Şeyde Gilge'de. Oraya da şöyle bir el attım. Demek ki gözüm mü açıyordu? Neydi? Baktım çıkı çıkı hep para var. Allah üzerimde. Anam baktım orada o da. Ambar açtım daha bir şeyler var. Burası zengin dedim. Hangi Allah'ım kapıyı beni... açsanız bir bereket fışkırıyor evde. Allah'ım beni buraya yaz dedim. Allah'ım yar yar yapardım. Sirulu'nun de arasında kaç tane kız dönüyordu. Sirulu bağımudar etmiyordu. Ne diyorsunuz siz? Tabii. Vallahi. Herkes Kadir gecesi bütün köy ya Rabbim beni Sururi'ye nasip et diye dua ediyor. Ha, dua. Peki neden sizin namaz duanız kıldım. Daha makbul oldu? Ama oldu. Sabahader daha yaşımda kutçuydu. Sabahader namaz. Duayı sabah ezanı okunup melekler arşa çekilene kadar ısrarla devam ettirmeniz lazım. Evet. Sururi amcayı alamayan o dönemin hanımefendileri hiç kusura bakmayın. 2 rekat namaz kılmışsınız. 3 kulfalla bir elamla olmuyor. Olmamış yani. Siz sabaha kadar. Sabahader kıldım. Yalnız Sürülü'nün peşinde de ebesi yavlarıymış. Sürülü sen şu kızımı al git diyen de varmış köyde. Hani bir de ağa şeyi ocakları. Bütün köyün derinim. Evlilik çağındaki kızların annesi sizin beyninize bütün, yalvarıyorlar. Bütün devlet ona da kızıma yalan söyleyemem. Kızıma al Sururi diye. Hacıyım o yalan söyleyemem. Estağfurullah. Yalnız bütün devlet birkaç kız. Yani haberde kızın gönderiyor. Tabii. Sizi nasıl tercih etti ya da siz nasıl bir... Beni kaynım İzzet amca ağabeyim var. O... Tuttu. Allah kendisine razı olsun. Allah kendisine razı olsun. Allah. Müsaade ederseniz ben o mübarek elinizi koyunlu da olsa artık tezekli vallahi de olsa. Vallahi koyun kokuyor mümkün ne değil. Olsun. İstiyorsa fosseptik koksun o mübarek eli ben öpeceğim. Allah'a emanet olun. Aşağıda köyde akşam misafirinizim inşallah. İnşallah. Bu ticaret hukuku inşallah. Konusunda görüşeceğiz. İnşallah. Biz buraya koyun sağmaya geldik ama. Koyun sağarım koyun da taktım keleklerini. Seni kavurun kızı da yak yüreklerimi. Dere gelü sel gelü de deste deste gül gelü. Varman kızlar çok anadan ayda yılda bir gelü. Varman kızlar çobanıdan dayıda bir gelü. Yağmur yağar çiselerde yavrum geldi seler. Çoğaz acı ömrü müdeş yavrum müjdeciye besler. Kuymak buraya mıydır? Burada mı yapıyorsun? Kârı var oynayın, kız oynayın durmadın. Ne kârı var bu köyün için acayip. Ne kârı var bu köyün için acayip. Ne kârı var bu köyün için acayip.
dur, yandın ya. Mırr, mırr. Kedileri anlıyorum. Soğuk kış günlerinde nasıl böyle odanın yanında duruyorlar. İster inanın ister inanmayın. Temmuz ayındayız. Temmuz'un ortası. Yalnız yayla arasına güven olmuyor. Bir güneş açıyor işte, bir yağmur yağıyor. Sen kuyma ne kadar anlatacaksın anne? Kuyma anlatacak olduğum şu. Ne kadar, ne kadar sürer? Ne kadar sürerse de sana... Bir buçuk saat sürsün. Sürecek tabii, iki saat de sürer. sen ciddi alacaksın herhalde. Kolay gelsin tekrar. Evet, sağ olasın, teşekkür bahçeden ederim. Bahçeden buraya. Evet, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk, sefa gördük. Heh. Kuymak bu. Kuymak bu. Meşhur yayla kuymak. Evet, bunu yemedin sen, hiç bu mahura yaylasına gelmedin sanki. Nasıl yapılıyor bu? Bu nasıl yapılıyor? Baştan başlayacaktık da. Başlayalım, sen anlat. Ha, bu ineğe sağıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.